Kripto Krallığı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BitTorrent'i inceleyeceğiz. BitTorrent'te son durum nedir? Artar mı, azalır mı, ne olur gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda BitTorrent için önemli bir haber bulunmakta. Fiyatlanmasını etkileyebileceğini düşündüğüm önemli bir haber bulunmakta. Onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden eğer ki elinizde BitTorrent tutuyorsanız bu videoyu tamamen izlemenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi ben kendi oyun planımı yine anlatacağım sizlere. Tamamen kendi oyun planım olacak. Yine yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ama ondan öncesinde ben bir önceki videoda ne söylemişim ona açıklamak istiyorum arkadaşlar. Bazı kişiler beni yanlış anlıyor. Çünkü bazı kişiler gerçekten yanlış anlıyor. Hemen onu da düzeltelim arkadaşlar. 0.0.93 dolarları üzerinde kaldığı takdirde ilk tepkinin bu alanda olduğunu söyleyebilirim çünkü burada psikolojik bir direnç olacaktır ama satım emirlerini tam bu noktaya koymanızı tavsiye etmem çünkü burada arkadaşlar biliyorsunuz devasal şekilde emirler bulunmakta. Bakın arkadaşlar demiştim ki 0.093 üzerinde yapacağı kapatmalar bizi bu noktalara kadar götürür. Bakın ikinci direnç bantlarını da bu şekilde çizdim. Ve dedim ki bu noktalarda devasal emirler bulunur. Bunların altına atın diye uyarı bile yaptım. Ve fiyat nereden döndü? 0.099'dan döndü. Ben bunu burada açıklamasını yapmıştım çoğu kişiye zaten. 93 üzerinde kaldığı sürece bir sorun olmadığını söylemiştik. Ama sonrasında da burada emirlerin de biraz aşağıya verilmesi gerektiğini zaten konuşmuştuk arkadaşlar. Yani 99'a geldiği anda ben çıktım açıkçası ve bunu da Twitter üzerinden duyurdum arkadaşlar. Bakın onu da göstereceğim. Tam sayılardan uzak durun emir atarken gördüğünüz gibi oraya ulaştırmadan baskılıyorlar demiştim. Bakın burada da öncesinde şey demiştim 0.99 görmeliydi. Yani 0.93'te arkadaşlar çıktığı zaman aslında direkt 0.99 görmeliydi. Ama göremiyor çünkü arkadaşlar geçmişte alanlar çok fena baskı kuruyor. Şuradaki hacmi bir daha açacağım sizlere. Bakın burada çok esir kalan kişi var. BitTorrent'te çok alan kişi var. Burada da geçmişte alan kişilerin hacimlerine bakabiliyor musunuz? Bir de şuradaki küçük hacimlere bakın. Hatta bunu tam ekran yapalım. Siz de artık daha rahat görün. Bakın geçmişte alan kişilerin hacimleri bunlar. Bu kadar kişi almış ve şu anda bu kadar kişi oynuyor BitTorrent'te. Öyle düşünün. Çok az hacim var. Burada da çok devasal emir bulunmasının nedeni bu. Bunun da yani kararımızı değiştirmemizin nedeni de buydu aslında arkadaşlar. Çünkü geçmişte alan kişiler satış baskısıyla karşılaştırıyor. Şuradan fiyatı baskılıyorlar. Bundan dolayı da 0.01 hem psikolojik bir direnç rolü üstleniyor hem de geçmişte kalanların çok fena bir şekilde alım yaptığı bir yer olarak gözüktüğü için arkadaşlar burada bir sorun oluştuğunu söyleyebiliriz. Burada BitTorrent için bir sorun oluştuğunu, geçmişte alanların fiyatı baskıladığını söyleyebiliriz. Şimdi ise güncel analizine baktığımız zaman arkadaşlar bir düşen trend yapısı oluşturduğunu siz de görmektesiniz. Bu düşen trendi arkadaşlar gördüğünüz gibi zorluyor. Üstüne atmaya çalışıyor. Bir türlü üstünde mum kapatamıyor. Bu trend kendisinin bir makus talihi gibi bir şey arkadaşlar. Bu talih kırdığı zaman bu da yaklaşık olarak kaça geliyor? Hemen onu da söyleyelim. Bakın arkadaşlar 0.083.472 aralığında şöyle bir düşen trend kırılımı olacak. Hatta tam şu lokasyon. Evet. Tam bu lokasyonda arkadaşlar kırılım yeri gerçekleşecek. Bunun üstüne attığı takdirde yeniden şöyle bir aralık olabilir. Yeniden böyle senkronize bir artış gelebilir. Bu kırılımla beraber karşılaşacağı direnç bantlarını şimdi sizlere söylemek istiyorum. Kırılımla beraber arkadaşlar şimdi karşılaşacağı dirençler şöyle ki şu seviyede bir direnç bandı oluşturmakta. Bakın tam 90 değil 89 aralığında, daha sonrasında 94 aralığında bulunmakta. Sonrasında zaten 0.01 aralığını biliyorsunuz arkadaşlar. Geçmişte de ne kadar öneme sahip olduğunu sizler de hacimden anlayabilmişsinizdir. Hacmi kapatmak istiyorum. Yani şu an BitTorrent'in şu aralığı kırması lazım. Kırdığı takdirde hemen şu formasyon hedefini şuradan almak istiyorum. Boyun çizgisinden tuttuğum takdirde kırılımın da buradan gerçekleştiğini varsayıyorum. Evet bu da yaklaşık olarak zaten 95 seviyelerini göstermekte. Yani BitTorrent'in şu düşüş trendini kırması lazım. Şu seviyeyi alması lazım. Bu seviyeyi alıp kendisine destek ettiği takdirde bakın şurada biraz takıldığı takdirde yeniden ben yükseliş trendine gireceğini düşünüyorum. Ama şu an için maalesef hala düşüş trendindeyiz. Hala kıramıyoruz. Hala satıcı baskısıyla karşılaşıyoruz. Ve RSI 50'nin altında. Bunları dipnot olarak düşmek istiyorum. Peki potansiyel olarak direnç desteklerimiz neresi olur? Hemen o desteklerimize bakmak istiyorum. Bu aralıkta çok güzel bir desteğimiz bulunmakta. 79 ve 78 aralığı gerçekten önemli bir destek. Bakın buradan ikinci kez desteğini yine aldı ve üst trendi denemeye gidebilir. Umarım ki bakın şu direnç bandını kırdıp üstüne de bir kapatma yaparsa diyeceğiz ki artık biz BitTorrent'e tamam. Ben buradan yine alım yaparım. Onu söyleyeyim. Kırılımı görürsem giriş yaparım. Ama eğer ki kırılım gelmezse ben şu an için girmem. Dediğim gibi hacim yok. Dışarıdan izleyen kişi sayısı yine fazla. Bu izleyen kişilerin arkadaşlar katılımını beklememiz lazım. Bu katılım da dediğim gibi yine
bu kırılımlarla beraber olacaktır. Peki alım lokasyonları neresi olabilir? Alım lokasyonlarını hemen birlikte bakalım. Alım lokasyonları arkadaşlar bu ilk kutucuk değeri olabilir. Ben burası kırıldığı takdirde de ilk tepkinin gelmesi gereken yeri 75 ve 73 aralığında görüyorum arkadaşlar. Bu aralık da gerçekten çok güzel. Emirlerin atılabileceği bir alan olacaktır. Yani 75 ve 73 aralığı da gerçekten güzel alım fırsatlarını verecektir BitTorrent için. BitTorrent'te şu an durumlar negatif olsa da şöyle bir pozitif RSI uyumsuzluğu olduğunu söyleyebilirim. Buradaki pozitif RSI uyumsuzluğu arkadaşlar fiyatı bir direnci denemeye yeniden götürtebilir. Onu da söyleyeyim, yani yeniden şu trendi denemeye götürtebilir. Çünkü burada bir pozitif RSI uyumsuzluğu söz konusu. Bu RSI uyumsuzluğunun çalışmasıyla birlikte yeniden şu trendi deneyebilir. Hemen bir EMA ribbon'a bakmak istiyorum. EMA ribbon'dan bakalım. Evet, MA20'yi de görmekteyseniz zaten hemen hemen bizim kırmızı çizgimiz ve trendin kırılımına denk gelmekte arkadaşlar. Aynı zamanda bunu kırdığı takdirde yeniden bu MA20'yi hakimiyetinde alacaktır. Bu MA20 hakimiyetiyle birlikte ben artık arkadaşlar güzel hareketler bekliyorum. Ama burada çok kötü bir senaryo var. Evet, dead cross dediğimiz bir olay var arkadaşlar. MA50, 200, burada çok kötü bir olay var, onu da söyleyeyim. 200 arkadaşlar 50'yi yukarıya doğru kesmiş, bu ölüm cross'u olarak adlandırılır. Yani 50-200'ü yukarıya kestiğinde golden cross olur. 250'yi yukarıya doğru kestiğinde ise ölüm cross olarak adlandırılır. Yani dead cross dediğimiz bir olay var. Ama tam olarak bu gerçekleşmemiş olabilir hala. Yani son saatlerini zorlayacaktır. Yeniden bu 50'nin yukarıya atması için arkadaşlar bu trendin kırması lazım artık. Yani bu trendi kırdığı takdirde bu dead cross, yani ölüm koşusu anlamına gelen düşüşlerin daha ağırlaşacağı anlamına gelen bu ölüm koşusu gerçekleşmez arkadaşlar. Bu yüzden de önemli bir direnç bandı olacaktır. Umarım ki şurayı kırar. Şu aralığı 0.083397'yi kırar. Buradan artık yükseliş gelir. 50 yeniden 200'ü yukarıya keser diye umut ediyorum. Bakalım arkadaşlar teknik analiz ne diyecek. Şu an tam arada bir derede yerdeyiz yine. Dediğim gibi desteğimiz ve direncimiz tam arada bir yerde, dışarıda izleyenler. Şu an öyle bir yerdeyiz. Umarım ki kırılım gelir. Kırılımla beraber alım yapılabilir. Veya da en iyi alım yerlerinin ben 0.075 ve 73 aralığı olduğunu görmekteyim. Bir de retracement aracımızdan bakmak istiyorum. Fibonacci retracement aracımız ne diyor? Retracement aracımı yine buradan çekmeyi planlıyorum. Bakalım çalışacak mı? Nasıl çalışacak? Evet, gayet güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Ve 0.618'in de önemini görüyorsunuz. Yine 0.078 aralığına denk gelmekte. Bu da bizim kutucuğumuzun değerleri zaten. Gerçekten arkadaşlar bunun altında yapacağı kapatma bizi kötü etkiler. Çünkü Fibonacci 0.618'i de vermiş olacağız. Ve bu bizi 0.073 aralığına kadar götürme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yani 75 ve 73 aralığı bizim desteklerimiz. Buralarda kurşun takviyesi yapılabilir. 73 gerçekten güzel duruyor. Daha sonrasında en öldüm bittimlik yerim ben 0.66 olacağını düşünüyorum. Buna da Bitcoin yani aşırı piyasayı sallayıp kendisi de düşerse BitTorrent de bu noktaya gelecektir. Ama dediğim gibi yani ben bu noktaya gelme olasılığının çok düşük olduğunu düşünüyorum. Peki benim emirlerim nerede bulunuyor arkadaşlar? 78, 73 ve 66 aralığında bulunuyor. Ben her zaman için en kötü senaryoyu düşünürüm arkadaşlar. Ona göre hareket ederim. Siz de bunu aklınızdan çıkarmayın. Paranızın tamamıyla girmeyin. Fiyatın kendinize ters gitme olasılığını her zaman için düşünün. 78, 75 ve 66 gerçekten mükemmel bir alım fırsatı olacaktır. Düşeceğini sanmıyorum ama yine de orada kurşunumuzun bulunması önemli arkadaşlar. Fiyatın kendimize ters gitme olasılığını her zaman için düşünüyoruz. Tüm paramızla girmiyoruz. Peki BitTorrent'in haberi neydi? Haberine birlikte bakalım hemen. Narcassa adlı borsada listelenecek. Narcassa borsası arkadaşlar şöyle ki, biraz küçük bir borsa, evet bunu ben de biliyorum ama bazı balinalar orada gidip alış yapabiliyorlar yüklü miktarda. Bu da fiyatı etkileyebilir. Umarım ki arkadaşlar 12 Nisan'da bir balina gidip orada bir fiyatı coşturur. Siz de arkadaşlar şu BitTorrent'ten biraz kendinizi rahatlatırsınız, elinizi nakite geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu piyasada uzun vadede kimse zarar etmedi arkadaşlar. Siz de uzun vadede zarar etmeyeceğinizi düşünüyorum diyerekten lütfen kendinizi üzmeyin. Eğer ki BitTorrent videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.